İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Akçabat'a bağlı eski ismiyle Cevizli Köyü, şimdiki ismi Cevizli Mahallesi. Evet. Siz de buradan galiba Akçabat'a yolcu taşıyorsunuz. Evet. Komşususunuz. Evet. Siz önce sizi tanıyalım, neler söyleyeceksiniz? Ben Soner Otaman, Akçabat Cevizli Köyü'nde dolmuşçu olarak çalışıyorum. Ekrem abi onlara gelince aile olarak çok iyi bir aile olduklarını biliyorum. Büyüklerini bilhassa daha iyi tanıyorum. Ekrem abi buradan İstanbul'a gitti. Onu da tanıyoruz. Benim tanıdığım, bildiğim kadarıyla çok mükemmel bir insan. Saygılarım ve sevgilerimi iletiyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim merhabalar. Merhabalar. İstanbul'dan dün Trabzon'a geldik. Evet, bugün de Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun köyündeyiz. Evet, Cevizli köyündeyiz. Siz de komşusunuz. Önce sizi tanıyalım. Ahmet Burnaz, Cevizli köyünün eski muhtarıyım ben. Evet. Biraz anlatın bize başkanım. Nasıl başkanım, ben çocukluğunu bilirim. Babası bizim abimizdir. Çocukluğunu. Tabii tabii. Hasan amca. Onlar iyi bir ailediler yani. Böyle şeyle. Bu davacı. Yardımsever. Köyümüzün ne bileyim böyle ileri gelen insanlar. Hatırlıyor musunuz küçüklüğünü başkanım? Tabii. Küçüklüğünü hatırlamaz mıyım hanım? Bebek böyle. Ben evlerin yanından, o devamlı evlerin yanından geçiyoruz biz onların, anladın mı? Onun için ben hatırlıyorum onu. Ve bizim komşularımız da bunlar iyiydiler. Bunlar herkese faydası vardır. Faydalı insanlardır. Yararlı bir aile. Tabii. Başkan izleyeceksiniz. Neler söylemek istersiniz Ekrem Başkanım? Başkanımın yolu açık olsun. Önceden selamlar, saygılar, sevgiler. Herkesin selamını, saygısını sunuyorum onlara. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. O benim 3 yaş falan küçüktür. Efendim merhaba. Merhaba. İstanbul'dan dün geldik Trabzon'a. Bugün de Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun köyündeyiz. Eski ismiyle Cevizli Köyü, yerinde Cevizli Mahallesi. Siz de arkadaşısınız. Biraz bize anlatır mısınız arkadaşınızı? Ekrem İmamoğlu çok yakın komşumuzdur. Gerçekten ailece çok iyidirler. Yani mütevazi insanlar, yardımsever. Yani, kaç yaşına kadar beraberdiniz? Maceralarınız var mı yok mu? Çok küçükken vardı, çocukken. Ondan sonra okullara gitti. Ben de çalışmaya gittim ama ara ara görüştük. Bayağı görüştük ya mesela. Buradan neler söylemek istersiniz? Köyünden başkana neler söylemek istersiniz? Ya Allah yolunu açık eylesin. Her zaman her şeyin en iyisini yapmaya çalışsın. Herkese yararlı olsun. Onu istiyoruz. Yani her yer, buradan İstanbul'a bizim yapacak olduğumuz bir şey yok. İsminizi söyler misiniz? İsmail Armutçu. İsmail Armutçu, Cevizli Köyü'nde. Evet, beni iyi tanır. Başkan izleyecek, neler söyleyeceksiniz? Ya kendilerine valla çok yerinden takdir ediyorum. Allah razı olsun. Bir küçücük köyden dünya 100 tane devletten daha büyük İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı kolay değil. Allah herkese nasip eylemez. İnşallah daha iyi olur. Böyle bir köyden tabii. Büyükşehir'e. Allah daha iyi eder inşallah. Çok teşekkür ederim. Saygılar. Rica ederim. Selamlar. Evet, bu gördüğünüz ev Akçaabat, Trabzon ili Akçaabat ilçesi Cevizli köyü, şimdi mahalle oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun doğduğu ev. Mütevazi, güzel yeşillikler içinde. Bu evde doğmuş. Öbür evde de daha sonra yanına yapmışlar. Babası Hasan amcayla beraber orada oturmuşlar. Furkan oraya da çek. Şimdi abi arayayım. Abi sen gel yanıma. Bu eski evde alalım. Var. Biz İstanbul'dan geldik. Ekrem Başkanımızın köyünü merak ettik. Eskiden köydü, şimdi mahalle olmuş. Bu hemen arkamızdaki evde dünyaya gelmiş kendisi. Sizi tanıyalım. Akrabalık dereceniz nedir? Buyurun efendim. Öncelikle hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Geldiğiniz için. Cemal İmamoğlu benim adım. Ekrem İmamoğlu ile beraber
Haladayı çocukları oluruz babasıyla beraber. Yaşım 56. Emekliyim. Söyleyecek başka bir şey? Köyde yaşıyorum. Nasıl geçiyor yaşam köyde? Geçim kaynakları nedir köylerimizin? Köyde yaşam kaynaklarımız bizim fındık yapılır. Mısır yapılır, patates dikilir mevsimine göre tabi. Hayvancılık yok, hayvancılık yoktur. Herkesin kendi evinde birer tane ineği olur. Kendine. Burada yapacak başka bir şey yok köyümüz. En son başkan ne zaman geldi buraya? En son başkan Kurban Bayramı'nda, geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda. Benzik Kurban Bayramı'nda buradaydı. Kurban burada kesti. Daha henüz bekliyoruz, gelecek inşallah. Efendim, bizim niyetimiz, arzumuz 3. yıl bittiği zaman, 4. yıl girdiği gün 31 Mart'ta bir güzel gala yapmak, izleyecek. Başkanımıza, akrabanız neler söylemek istersiniz efendim? Vallahi ne söyleyeceğiz? Çok memnun oluyoruz. Yani çok mutluyuz. İnşallah sonu hayırlı olur her şeyin. Ülke için, memleket için hayırlı olur. Rabbim yardımcısı olsun yani. Çok teşekkür ederim. Hasan Bey'in amcası. Beraber oturun, gel. Evet. Merhabalar. Abi sen de gel, siz de gelin yanına, beraber olun, gel. Hasan abinin amcası. Merhabalar. Nasılsınız? Biz Hasan abiyle de tanışıyoruz, başkanın babasıyla. Siz Hasan abinin, Ekrem Başkan neyi oluyorsunuz? Amcası. Hasan abinin kardeşi misiniz? Abim Mehmet. Abimin oğlu Hasan. Hasan oğlu Ekrem. Ekrem, bu kadar net. Başkanımıza neler söylersiniz? Evladınız sayılır. Ne diyeyim yani, şimdi kurur duyarız yani başka. Kurur Allah yolunu açık etsin. Tabii. Şimdi buradan İstanbul'a gittiler. Tabii ki bir mağdur olsalar üzülürdük. Evet. Bu vaziyette büyük bir başarı yani, bu köyden çıkıp birçok 100 tane devletten daha büyük İstanbul'a büyükşehir belediye başkanı olmak herkese nasip olmaz. Mümkün değil. Mümkün değil. Olması ayrı bir güzellik. Mümkün değil. Şimdi bizim burada aslımız dededen aşağı alalım. Tabii. İmamoğlu Ömer dede. Allah rahmetiyle muamele etsin. Ömer dedenin iki oğlu var. Biri hoca olan. Orada Ohanya'nın dedesi. Buranın dedesi ise bizim dedemiz Mehmet. Mehmet'in dört oğlu var. Alican, Ahmet, Osman, Mevlüt. Bizim babamız. Tamam. Dördüncüsü. Alican, Ahmet iki kardeş. Hasan, Şeker iki kardeş. Allah-u Ekber dağlarında yadıyorlar. Birincisi Yanar bin Dağ. Allah-u Ekber dağlar dediler. Ondan sonra dedemin üçüncü oğlu Osman, Hasan'ın dedesi, annesinin başı. O da Maraş olaylarında gitti. Öyle mi? Bu daha Cumhuriyet döneminde. Maraş ya, Cumhuriyet kuruldu. Ondan sonra Maraş olaylar öldü ya. Evet. Orada şehit oldu. Babam da Atatürk askeri. Öyle mi? Mustafa Kemal askerlik mi yapmış? Ya Atatürk askeri, yani Milli Mücadele askeri. Maşallah. He. O zaman köy böyle bereketli bir köy. He işte suyu yerli, arazisinden her güzel köy. Efendim. Ailede şehit çok. Evet, öyle geliyor işte. Burada kendine program yaptılar mezarda. Babam mezar orada başladık. Bu mezarda gidin inşallah, yakın mı buraya? Şurada gördüm. Buraya bakacağız, evet. Daha. Şimdi babam da Anadolu askeri. Geldi baktı ki kardeşler gitmiş. Birinin bir kızı var, ödekinin bir kızı var, üçüncü oğlunun bir kızı. O ne abimi, Hasan'ın anası. Efendim, Ekrem Başkanımızın küçüklüğünden hatırladığınız bir şey var mı? Ne zamana kadar buradaydı, nasıl, size karşı saygı, muhabbeti? Bizim ben 12 sene Almanya'da Mercedes taksi fabrikasında çalıştım. Mercedes'le kaldım buraya. Oradan yani babanın yuvası, babamızın yuvası. Oradan buraya aktardı. Burada bir şey öldü. Yıldız'a madalya açtık. Trabzon'da bir inşaat malzemeleri, Hasan onu yönetti. Trabzon'da. Artvin Rüzey'e doğru pazarlamalı. Pazarlamalı. Yani orada biraz başarılar kaydettiler. Yıldız'da keresi adalyamız vardı. Burada dediğiniz bir köy mü, ne Yıldız? Köy sayıldı. Yıldızlı, köyün ismi Yıldızlı. Sayıldı. Sayıldı. Oradan sonra Trabzon'a, sonra İstanbul'a. Şifte Trabzon'a, sonra oraya. Almanya'da çalışırken dedik ki bir arazi alalım. Tamam. İzine geldim. Ne yapalım? Dün kamerasını tam görsün. Sen de gel, sıkıntı yok. Evet. Orada Yıldızlı'la mı aldınız araziyi? Yıldız, orada biz bir akrabalı vardır. Büyük ablam da onların kendidir. Tamam. Orada. Tam görsün. Yıldız'a ticaret mi, inşaat malzemesi mi sattınız? Ne sattınız orada? Hala devam ediyor. Piskandalyamız vardı. Kendisi piskandalyamız.
Hala devam ediyor. Öyle mi? Kim başında şu an? Benim çocuklardan ben daha çalışamaz oldum. Rahatsızdım. Allah devam ediyor orada. Fena değil yani. Başkası muhtaç değildir. Galiba geçen sene Kurban Bayramı'nda gelmiş başkan. Evet kendine buraya köy. Yani köyde park yeri kalmadı. Arabalar park edemedi. O kadar kalabalık çevrelerde. Duymuşlar. Her Trabzon'dan, Fafikemir'den, Peşik düzünden böyle kalabalık temahat oldu burada. Burada kurban geçtiler, yemeler, bir ekip geldi buraya. Yani misafirleri güzel ağırladılar. Yani hepsi memnun kaldı. Ayrıca da topladı buraya sıradan. Güzel bir... Bayramlaştılar. Ekrem de İmamoğlu, asil bir aileden gelmedi. Bizim İmamoğulları asil bir aile. Ekrem araştırma yaptı. Ekrem araştırma yaptı da Ensarlara dayanır dedi. Oradan gelme Erzurum'a, Diyarbakır'a buradan. Oraya kadar gidiyor. Ya, ta oldu burada Karadeniz'e, Trebolu'da. Yani, yani aslı çok geniş bir. Adana'nın, ben Adana'da asker vilayet jandarma komutanlığı yazıcıydım. Kaç yılında askerdiniz efendim? 55, 11. Cempiri, Cuma günü. Hizmete bak. 55, 11. ayın 1'i, Cuma günü akşapatla elbise giyindik. Vay be, oraya askere gidecek. Öyle gittik. 11 günde gittik Andak'a, 101 Salih Jandarmayı okuluna. 11 günde. 11 günde. 55'te tabii. Ha, gittik şimdi buradan ilk günde Samsun'a. Samsun'da çıktı orada. Birleştire. Annemin amcası, teyzesi de öyle var, otelleri var orada. Gittik 156 kişi, Tolga bizi hana. Krip oldum. Dedim başımıza çalışacak. Evet, ben dedim hastayım. Burada dedim Timur Oteli var dedim. Orada kalalım dedim. Gittik. Olsun. Hemen bizim arkadaşlar toplar. Olduk 35 kişi. Tepa Çavuş gibi imza yazdım. Senden isterim bunlardı. Gittik o Timur Oteli orada. Samsun'da mı yaptınız? Samsun'da. 5 gün. Peklerim diren. Nasıl askerde sayılıyor? Sıkıntı yok. Ekmek paramıza verdiler. Askerde de sayılıyor. Tabii. Oradan geldi tren. Gittik bir iki gün bir gece de Kayseri'de kaldık. Kendi tren bekliyoruz. Oradan bindik indik İskenderun'a. O da bir semkiydi Andak'ı okuluna. Orada yani kaldık 6 ayda sonra ta aldık geldik Adana'da yazayım derler. Tamam dediler. Allah kalemle yazıyor derler bizi. Maşallah. Adana'nın bir şeyi vardı. İmamoğlu'nun hayesi. Burada he? İmamoğlu nahiyesi. Rahmetli Özal'ın zamanında ilçe yaptılar orayı. İmamoğlu ilçesi. İmamoğlu ilçesi yani tarihiyle sabit kıl. Ben orada yazıcıydım, oraya köreve giderdim kumandanlığa. Yani böyle toparlandık kaldım şimdiye kadar. Kaldım buraya ki burada bizim şimdi babamız yaşlandı. Ekrem Başkan Büyükşehir'i kazandığı zaman burada ne oldu? Ya, kazandığı zaman ilk, ikincisi. Sevinç mi vardı? Ne vardı burada? Ya yani memleketimiz böyle bir insan yetiştirdi diye herkes gurur duydu. Büyükşehir'i kazanmış iki sefer hem de. Öyle hem de bir çoğunlukla. İki sefer hem de üstelik. İki sefer de dedilek yok efendim. Sahtelik yaptı şu bu. İkinci bir daha oraya gitti. 806 bin fark. Evet o kadar bir farkla marama kazan. O zaman buradan Ekrem Başkan'a selam olsun. Evet. Yolu açık hepsine, olsun. Hepsine. Allah Hasan abiye de uzun ömürler versin. Başarıdan başarıya ulaşsın Cenab-ı Allah onlar. Tabii ülkemiz memleketimiz. İnşallah tata da iyi olacağını umut ediyoruz. Hasan Aşa, Osman amca biraz önce bize bir hikaye anlattınız. Yıldızlı'da biz Ekrem'le yürüyorduk. Senin ismini kim verdi dediniz. O hikayeyi bize anlatır mısınız? Evet. Dedi ki, Asma, dedim ki babaannem dedim. Senin annenin babasının ismini dedim bana verdi. Babam büyük kardeş Osman idi ya. O babaannem o yüzden bana verdi. Dedi Osman'a bir şey değil mi sana? Dedim ki. İlkokulda mı o zaman? İlkokulda. Dedi ben evlerde oğlum olursun. Hadi Osman takacağım dedi. O mu dedi? O şey. Ben de evlendim be oğlum oldum dedi. Adını Osman takacağım. Ama sözünden durmadı. Selim taktı oğlunun adını. O zaman burada başkana seslenelim. Osman amca sözünü niye yerine getirdin? İnşallah şundan sonra oğlum biz de onun adını takar Osman. Öyle bir hikayeniz geçti. Onun için zaten. Elektrik söyledi. Elektrik az sigorta falan taktık Ekrem Başkan'a. İşte orada sigorta bağladık. Sana şey kalınca bu konuyu orada açtık da. Aşağıda geldim de. Sizi tanıyalım. İsminiz nedir? Ahmet Armutçu. Evet, bu köyde oturuyorum. Burada doğdum.
Yani eski ismiyle Cevizli Köyü, şimdi Cevizli Mahallesi. Cevizli Mahallesi. Burada sınırlı mı? Evet. Ben 69 bitti yaş olarak. Maşallah. Evet. Allah uzun ömürler. Ekrem Bey'in düğünü olacaktı. Köyümüzde bir çaneze oldu. Çaneze nedeniyle düğünde çalkı çalınmadı. Ama düğünün ertesi günü bizde... Düğün ne zaman oldu? Ben hatırlıyorum şimdi. Düğünün ertesi günü burada kadınlar kendi arasında düğün yaptı. Ben de orada horon yaptım hanımlarla, ablalarımla, yengelerimle. Yaşar İmamoğlu amcasının oğlu da beraber evlendiler Hasan abiyle. İki gelin, iki damat. Eskiden olurdu köylerinde. Evet, burada. Burası, burada ettik horonu, fakat bura beton değildi o zaman. Toprak. Evet. Efendi, anımı anladım. O anda bir söylediğim bir türkü, bizim Karadeniz'in. Arpa biçtim bir boyda, momoydadır momoyda. Amca gelinleri ikisi de bir boyda diye türkü söyledim ve horon yaptık. Ondan sonra 5'e 20 dakika oynadıktan sonra gittik ve Ekrem bu evde doğdu. Evet, bu ben ondan sonrasını çok özetli anlatayım sizlere. Ekrem Bey, ben ticaret yapıyordum, hayvan alışverişi yapıyordum. Canlı hayvan. Canlı hayvan. Sadece salam iniyor. Alıp buradan Zonguldak Adapazarı'na getiriyordum. Komşularımız bilir. Ve Ekrem Bey'in dedesi Mehmet amca, Allah rahmet eylesin, Ekrem yanından ayrılmazdı. Dede şöyle, dede böyle, tamam oğlum, tamam torunum, tamam her şey güzel güzel anladın. Benim de hoşuma giderdi. Ve sonuç olarak, sonuç değil de yani az daha şey diyeyim, devam ettikten sonra okula gitti, Kur'an kursuna gitti. Burada mı? Burada, Yıldızlı'da. Yıldızlı. Yani Osman, bu Kur'an kursu, buna bu verdi onu Kur'an kursuna, bu Osman amca. Ve orada okuduktan sonra, tabii okulları bitirdik. Galiba çok iyi bilmiyorum ama Kıbrıs'ta üniversite tahsilini gördü. Kıbrıs'ta gördü. Bize çok saygılı bir insan idi. Yani sanki dersin ki Ekrem Bey'in amcasıyım, dedesiyim gibi. Tabii. Yani böyle hoşgörülü, çok iyi bir insan. Ama zaman geçtikçe İstanbul'a gitti. Ben de İstanbul'a gittim. Benim de çocuğum İstanbul'da, Silivri'de şu anda. Buraya geleceğim. Benim evladım hakkı çocuğuma telefon attım ki Beylikdüzü'ndeyim, dedi baba ben nöbetçiyim, gelemem. Yarın görüşürüz dedi. Ben de gelmem lazım o akşamı. Ekrem Bey bana bilet aldı o akşam. 99'lu olacak galiba o, 2000 mi 90'lu bilet aldı bana ve beni havaalanına getirdi. Bilet parası da almıyor. Ya Ekrem Bey, olmaz Ekrem, daha çocuk o zaman. Yani o kadar köylerde. Yani Haga'da o kadar, yani unutmadım onu. Ben tabii istemem birisine, fakat adamın içinden öyle geldi. Hem havaalanına getirdi, bindirdi beni uçağa. Evet, her şeyi yaptı. Tabii ondan sonra buradaki komşularımızla, oradaki mesela diyalog olarak gidip gelirdim ben İstanbul'a. Tekirdağ'ında dayılarım var, oraya gidiyorum, geliyorum, uğruyorum derken, bunlar tipten yukarı köklü bir hanediler. Adaletli hanediler. Çevresine faydalıdır. Kimseye yalan konuşmazlar. Evet. Konuşmadılar da. Hiçbir zaman. Fakat siyasete girdikten sonra da bunlar siyasi olarak konuşurlar. Osman amca dedi ki kavak ağacına kimse taş atmaz ama armuda elmaya atarlar. Doğru, meyve var. Şimdi yani adamlar siyasette konuşuyorlar, fakat ne yazık ki ben şu kadar konuşayım. Siyaset yapmayan da siyasete benzer bir şey. Ekrem Bey bizim gururumuz. Cumhurbaşkanı da bizim gururumuz Karadenizli olarak. Ben onu sevmiyorum diye bir şey yok. Tabii ki Cumhurbaşkanımın yanlışı da olur, doğrusu da. Onu o gel, o bilir. Beşerdin şaşar. Tamam. Fakat Ekrem Bey'e çok hakaretler yaptılar. Yani... Efendim, burada horon teptiğinizi söylediniz. Evet. Şimdi 31 Mart'ta belgeselimizi yayına koyacağız inşallah. Başkan ve ekibi izleyecek, neler söylemek istersiniz? Ekrem Bey'e gelecek hayatında, siyasi hayatında başarılar dilerim. Kendisinin her zaman ben şahıs olarak, köylüm olarak yanındayım. Ne güzel. Yanındayım. Tam destek. Hiç tam destek, hiç noksanı yok. Benim abime destek olmam, ona olurum.
Abime güvenmem, ona güvenirim. Bunu anlayabilirsiniz herhalde. O kadar net ve açık. Ekrem Bey'in her zaman yanında oldum, olacağım da. O zaman yolu açık olsun. Açık Allah olsun. Allah muvaffakiyet etsin onu. Cenab-ı Allah inşallah Türkiye'mizin başına yarın. Siyasi parti önemli değil. Kesinlikle. Hangisi? Hizmette sınır yoktur derler ya. Şimdi inşallah gelir. İnsanlar da görür. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki başkanı. Öyle 3 dakika lan 5 dakika lan olmaz bu tabi. Kesinlikle. Evet. Bur. Hazreti Ali Efendimiz kabirlikte öyle söylermiş. Evet. Dua edelim. Bismillah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah olsun. Amin. Rabbim ruhlarına rahmet eylesin. Amin. Büyüklerimiz, bugün bizler bu ülkede hür ve güzel bir şekilde yaşıyorsak şehitlerimiz sayesinde, Hacı Mevlüt İmamoğlu da Hasan abinin babası şehit olmuş diyor, değil mi, öyle mi? Yok. Yoksa onun şeyleri, evet. Ondan önce Gazi, daha büyük şehitler var burada. Askeri. Atatürk'ün askeri mi? Aha. Hacı Mevlüt İmamoğlu 1900 doğumlu, evet. 77'de Hakk'ın rahmetine kavuşmuş, evet. Atatürk döneminde vatanı görevini yapmış söylüyor. Burada ailenin, bu babanız rahmetli, babam. Bu ana. Anneniz Hakk'ın rahmetine kavuşmuş, aile mezarlığı var burada. O da abim Mehmet İmamoğlu. Hemen. Hasan'ın anası. Hasan'ın babası mı? Ekrem Muğun'un dedesi. Öyle mi? O, Mehmet. Hasan abinin babası mı? Hasan abinin babası. Hemen bak orada şey al, rahmetli Mehmet İmamoğlu, evet. Hasan abinin babası Ekrem Bey'in de bunun abisi. Abisi ha. Tamam, arkaya da lütfen. Evet, benim konuşmam bitti. Duamızı yaptık. Mezarlıklar önemli. Sultan Abdülhamit diyor ki, işte Abdülhamit döneminde diyorlar ki nerede çoğunluk varsa oranın yönetimi onlarda olsun. İşte Ermeni komitacıları vesaire. O da diyor ki mezarlıklarda sayarsak olur. Çünkü siz hepsini şiddet uyguladınız, göçtüler. Dolayısıyla şimdiki sayı yetmez, mezarlıkta sayacağız diyor. Yani bir yerin mührü mezarlıklar. Ne yaparsanız yapın bunu değiştiremezsiniz. Burada bu bekçilik yapıyorlar buraya. Allah rahmetiyle muamele eylesin. Oğlu Hasan İmamoğlu'nun babası Ekrem İmamoğlu'nun dedesi. O da mı İmamoğlu? Yeğenim. He. Başka abim bunun. Tanışmadım. Oğlu Cemil. Tersanesi var. Ne? Tersanesi var. He. 50 kişilik. Maşallah. Evet. İyi de olur yani. Efendim merhabalar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun çocukluğunun geçtiği atölyedeyiz. Burada tomruk, tahta ahşap işleri yapıyorsunuz. Öncelikle sizi tanıyalım. Ekrem Başkanı ne oluyorsun? Ben amcasıyım. En küçük amcasıyım. Murat İmamoğlu. Hasan abinin kardeşi misin? Evet, evet kardeşim. Evet, evet.
Tabii Ekrem buralarda çocukken uğraştı şeylerde, atölyede. İlkokuldayken tabii uğraştı. Fazla bir emeği yoksa bile ama yaramazlıkları burada yaptı. Yani. Yaramazlıkları burada geçirdi. Ne geliyor Ekrem İmamoğlu deyince yeğeniniz aklınıza ne geliyor? Ne hatırlıyorsunuz o zaman? Ya Ekrem tabii çok çalışkan birisiydi bir kere. Hani ne diyelim ona, zaman içinde zaman yaratılır ya. Ekrem kapına öyle sığmayan. Tabii kapına sığmayan, artı ne diyorlar hani bir saatte bir iş yapılır ama Ekrem o bir saatin içinde iki saatlik işi sığdırırdı oraya ve 3 saatlik işi sığdırırdı. Tabii Ekrem'in çok şeydi, ileri görüştü. Tabii Ekrem'in Ekrem'in 71'lidir normalde. Ben de 63'liyim. Ekrem'le bizim aramızda 900 yaş var herhalde. Ekrem'in annesi gelin geldiğinde tabii ben annesini çok seviyordum ve Ekrem olduktan sonra ben Ekrem'i kıskanmaya başladım çünkü. Ekrem olunca. Ekrem başkan evin kaçıncı çocuğu? Biraz anlatır mısınız? Kaç kardeşler, ne var ne yok? Bizim ailenin ilk çocuğu tabii. Öyle bizim mi? Tabii bizim biz amca mi? Olarak tabii amca olarak bizi saymasak Ekrem buranın ilk çocuğu. Tabii onun çocukluğu döneminde ben de çocuktum ama ben 63'lü ben 71 11 mi? 18 işte. Yani ama Ekrem tabii Ekrem olduktan sonra biz de artık çocuktuk herhalde, öyle diyelim. Bu sefer yengem geldiği için tabii, yengem ben çok seviyordum o dönem. Evimize ilk gelen gelindi. Ondan sonra Ekrem tabii olunca bizim papucumuz da atıldı. Abi 7-8'e çocuk kıskandı. Ne yapalım? Amca olsa da. Ya biz o zaman amca diye görünmüyorduk tabii. O zaman çocuktuk, ne bileyim. Peki Beylikdüzü'nde başkan olduğu zaman büyükşehirde neler hissettiniz bir amca olarak? Gururlandık tabii yani, gururlandık. Büyükşehir birinci sefer kazandı, iptal oldu, üzüntü, sevinç. Nasıl yansıdı? Yani o üzünü, o sevinci hep orada yaşadım ben. Ben İstanbul'dayım aslında tabii. Ben İstanbul'dayım normalde. Ha. Burada işimiz oluyor, geliyoruz, gidiyoruz tabii. Burayı da bırakmıyoruz sonuçta. Beylikdüzü'nde yaşıyoruz. Ama burası da bizim yerimiz. Köy, gittiniz köye, köy bizim yerimiz. Ya Ekrem. Ama da seçmezsiniz İstanbul'da. Tabii seçmenim. Tabii oradayız biz. Neler hissettiniz? Ben içindeydim o işin. Ya onu anlatmak mümkün değil ki. Ona bir ağladık, bir güldük, bir yutkunduk yani. Yani Ekrem Başkan herkese aynı seviyede davranan. Ben onun şeyini anlatmaya bana yetmez. Benim o kadar kelime dağarcığım yok işin açıkçası ama Ekrem yaşının üstündekilere saygılı, yaşının altındakileri seven. Ekrem bizim çocuğumuz değil, Ekrem benim kardeşim diye seviyoruz. Biz amcayız ama Ekrem bizim aynı zamanda benim kardeşim sayılır. Kardeşten de öte sevdiğimiz bir yeğenimiz. Öyle diyelim. Oradaki açık olsun diyelim. Tabii. Ona eminim. Ekrem çok şeydir. Ekrem inanmadığı bir işe girişmez. İnanır ve yapar. Evet, Akçaabat Yıldızlı Mahallesi'ndeyiz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çocukluğunun geçtiği bir semt. Efendim sizi tanıyalım. Ekrem Başkanımızı ne oluyorsunuz? Ekrem Başkanımın ben kuzeniyim. Çocukluğumuz birlikte geçmiştir. Kendisi Davut İmamoğlu ben. Kendisi çocukluktan beri çok iyi bir kaleci, çok iyi bir insan. Bu şekilde bu zamana kadar geldi. Zaten günün şartlarına göre kendisinin nasıl bir insan olduğunu toplumda gördü, insanlarda gördü. Küçüklüğünden beri Ekrem İmamoğlu, Ekrem kuzenim, kaleci. Ve kaleciliğinden dolayı iyi bir kaleci, tuttuğu takımı, oynadığı takımı başarıya götüren ve kolay kolay gol yemeyen bir kalecidir. Görevini harfiyen yapar, kimsenin hakkını yemeyen bir insandır. Ben kendi adıma her türlü kendisine kefilim. Allah sonunu hayırlı etsin, kendisine başarılı olmasını diliyorum. Yıldızlı'dan selamlar diyelim. Yıldızlı'dan selamlar.
Tüm arkadaşlarıyla beraber onun arkasındayız. Kendisini her türlü destekliyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Ya, emeğe saygı duyuyoruz. Kolaylıklar. Eyvallah. Saygılar. Teşekkür ederim. Şey oluyor. Evet, 1870'li yıllarda kurulmuş Trabzon Lisesi'nin önündeyiz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun bitirdiği lise. Güzel bir lise. Sultan Abdülhamid'in eğitim politikaları kapsamında 1870'li yıllarda yapılmış güzel bir lise. Şimdi Fen Lisesi olmuş. Öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Evet, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ortaokul olarak okuduğu Köşk Ortaokulu. Şimdi tabii ismi değişmiş. Burada ortaokulu okumuş. Evet, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun okuduğu ilkokul Pazarkapı Mahallesi'nde Kanuni İlkokulu. Hemen yanı başında da ticaret yapmış. Bu okul okumuş ilkokul. Lisede beraber okumuşsunuz. Ekrem Başkan'ın okuduğu ilkokulun önündeyiz. Evet. Maceralarınız var mıydı? Bize bir şeyler anlattın. Ekrem kardeşim çok değerli bir arkadaşımızdır. Çok severiz kendisini. Ben Yakup Şahin. Bir yıl beraber okumuştuk Trabzon Lisesi'nde. Ondan öncesini çok bilmiyorum ama liseden beri görüşürüz kendisiyle. Çok sevdiğim bir arkadaşımız. Tabii hemen şurada Şahinler Ticareti bizimdir. Bunun yanında beraber. Hemen burada esnaf olarak da beraber. Hatırlıyor musunuz lise yıllarınızı? Beraber aynı sınıfta mıydınız? Hatırlamaz mıyım? Tabii aynı sınıftaydık beraber. Ne vardı mesela? Nasıl bir öğrenciydi? Ekrem çok zeki bir arkadaşımızdı. Yani o zamanlardan belliydi böyle çok iyi yerlere geleceği. Hala destekliyorum tabii ki. Çok yani biz çok tembeldik ya. Ekrem'in yanında biz bir şey değildik ya. Mesela onlar 9'dan aşağıya alsalar kızarlardı mesela. Biz 5 alsak bizim için en iyisi. Seviniyorduk. Ekrem çok çalışkandı. Evet, bu arkamda gördüğünüz ıhlamur ağacı Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan abinin babası dikmiş. Eski ilk ticaretleri şu an Ortaysar Kaymakamlığı'nın bulunduğu yerde imiş. Binaları, dükkanları buradaymış. Tabii yıkılmış, kaymakamlık olmuş. İlk ticarete başladığı noktadayız. Bu çınar ağacını da Ekrem Başkan'ın babasının babası dikmiş. Görüyorsunuz. Ekrem Başkan'ın ticarete başladığı ilk yer burası. İstanbul'dan evet. Bugün geldik. Evet. Ekrem Başkan'ı tanıyor, hoş bulduk. Önce sizi tanıyalım. Ekrem Başkan'ı tanıyor musunuz? Neler söylemek istersiniz? Sayın Başkanımız bizim elimizde büyümüş. Bizden beraber büyümüş. Bizim çocuğumuz yerinde. Bizim hemen şurada kaymakamın yerinde. Kaymakam binasında onların evleri. Orada oturuyordu. Orada doğdu büyüdü zaten. Okulu da bu Kanuni İlkokulunda okudum. Orada buradan liseye daha sonra gitti. Babası arkadaşımız, amcalar arkadaşımız. Dört dörtlük bir ailenin evladıdır. Allah onu
bahtiyar eylesin yani. Bizim söyleyeceğimiz bu kadar. İsminizi alabilir miyiz? Benim adım Ömer Şahin.